Fiyatımızda pazarlık var. Aydın dedim. Akyeni köy Yeşil Tepe'deyim arkadaşlar. 700 metre arsa içinde tek başta müstakil yeni bir evden bahsetmeye çalışıyoruz. Fiyat 10 milyon Türk lirası. Biri elimizi tutarsa ben bu evin alıcısıyım derse beraber yol alabiliriz. Ve evin önünde geniş bir bahçe, geniş bir otopark, havuzu var. Evin her tarafından havuza nazır. Hatta o balkondan biraz da deniz manzarası var. En yakın denize 6 kilometre, Didim merkeze de 14 kilometre yakınlıkta. Yeni büyük bir Carrefour'sa market geldi buraya. İrili ufaklı 3-4 tane daha market var. Kafeler var, restoranlar var arkadaşlar. Yeni sıfır bir evdir. Birçok malzemesi yurt dışında, bu Alman malları daha herhalde daha güzel gibi. O yüzden oradan ithal malzemeler gelmiş, yapılmış arkadaşlar. Buraya da 2 tane araç park edebilir. Buraya da kapımız kızaklı, mekanizması bile ithaldır. Ve buraya Kütahya porseneller, yani iyi Kütahya seramik ve porselen neyse, bura döşenmiş. Genelde o Kütahya seramik tercih edilmiş. Taş duvarlar güzel, kaliteli taşlardan yapılmış. 10 milyonda pazarlık var demeye getiriyorum değerli arkadaşlar. Yanında bir daha inşaat yapılıyor. Bu balkonun birinde deniz manzarası var. Ve buradan Ronay, Can İstanbul'a gitti. Can yok, pardon, İzmir'e gitti. Ronay'la bugün çekim yapıyoruz. Sevgili Nafiz abim, değerli dostum, yaşıttız herhalde de. Biz kendimizde küçüklere de abi diyoruz ya da abla diyoruz. O da Almanya'da gerçekten pazarlık var. İlginizi çekerse bir telefon kadar size yakın. Alo, aldım verdim yapabilirsiniz değerli arkadaşlar. Biraz böyle tara, Ronay Bavemi tara. Ha, bu da bahçemiz arkadaşlar. Bahçemiz bu. Bu tarafta otoparkı da böyle bir saniye göster. Otoparkımız da bu. Ve sevgili Ronay gel, kameramız var. Ürünler yurt dışında ithal dedik. Efendime söyleyeyim, altta salon, mutfak, bir oda var. Üstte de 3 oda var. Sanırsam 2 odası ebeveyn banyolu. Burası da barbekümüz. Efendime söyleyeyim, burası da iskana alınmış. Burası da çocuk havuzu, biraz daha engin olmuş. Burası daha derin. Havuzumuz bu. Ve salonla mutfağın ortak alanı var burada arkadaşlar. Salonla mutfağın ortak alanı. Bu havuza nazır bir yer terası var. Güneş kırıcılar yine iddialı. Akşam görüntüsü de var bende. Daha önce çekmiştim. Ancak beyefendi bir ticaret yapıyor, bir şey yapıyor. Fiyatta pazarlık var demeye getirdi. Ve konum olarak Yeşiltepe'nin tutulan yerlerinde, tutulan yerindedir. Hani haritacılar bilir, izohipsler var ya böyle arazinin koordinatları falan. Bu da Yeşiltepe'nin o koordinatlarına, izohipslere baktığınız zaman en revaçta, en tutulan yerlerinden, arsalarından birine inşa edilmiş değerli arkadaşlar. Bu da evin tarlası, evin bağı bostanı, bağ bostan, gülistan. Merdiven kovası da burada. Ronay herhalde benimle paralel gidersin. Sevgili Ronay, ben can alışmış bana da sen ara verdin. Burası da merdiven kovasının aydınlatması. Merdiven öyle tasarlanmış ki dilenirse içine asansör de yapılır. Bilginiz olsun, asansör yapmak da eğer engelliyseniz birçok vergiden, şundan bundan, ruhsat harçlarından muaf tutuluyor. Burada evin girişinde bir labirent, bir hol yapmışlar. Tekrar demek istiyorum, bu tarafı da göster. Taş duvarların üstündeki aydınlatmalar da güzel. Tekrar diyorum arkadaşım, Almanya'da genelde ya İstanbul, İzmir, efendime söyleyeyim İstanbul, İzmir, bir de Almanya'da bu talepler çok oluyor. Yani bu ara gurbetçiler biraz yavaş alıyor. Genelde İstanbul, İzmir alıyor. Ancak Almanya yine kayda değer müşteri var. Siz de oradan ev ilginizi çekerse gelin bakın ya da Nafiz Bey'le sizi etkileştiririz. İşte birbirinize selam kelam verirsiniz. Ölçer biçersiniz. İşinize gelirse alırsınız. Ve sevgili Ronay, kamera sistemi takılı. Malzemeler ithal. Bunların isimlerini gerçekten ben de, yani acayip acayip isimler var. Doğramalar, Yeşiltepe'de bu doğramalardan kimse kullanmamış. Yani gelir bakarsınız, başka evleri de gösteririm size. O doğramalardan yok. Ve evimize doğru yol aldık. Evi betimlemeye çalıştık. Buradan bir engelli, bir pazar çantası niyetine bir eğimli yol yapmışlar. Burası da bir basamakla çıkılıyor. Eve girmeden ferah bir atmosfer burada da. Aydınlatma amacı, hem binanın dış görüntüsüne aksesuarlar olsun diye Nafiz Bey koridoru böyle tasarlamış. Ve sevgili Ronay, geç buraya Ronay, Ronay Bavemen. Ve evimize merhaba diyeceğiz. Merhaba evimiz. Biz de heybemizi sırtımıza alıyoruz. Ya Allah, Bismillah deyip rızkımızın peşinde koşuyoruz. Dediğim gibi kader gayrete aşıktır. O yüzden biz de gayret edip kaderimizi, gayretimizi aşık edip belirlemek istiyoruz.
Ve burası da televizyon ünitesi, şöminemiz. Burada yerdeki taşlar da gördünüz değerli arkadaşlar. Burayı bir göster. Burayı yakmadık. Yaksam mı, yakmasam mı? Spotları bir yakıp tam mutfağın içine gir, salonu iyice öp. Ronay, tam mutfağın içine git, salonu iyice öp. Burayı unuttum, yakmamışım. Şimdi salon burası arkadaşlar. Mutfakta ada mutfak da var. Ondan sonra sevgili Ronay, salonu iyice gösterdim. Ronay ne güzel gösteriyorsun. Ve burayı da göster Ronay, gel şimdi. Bu salondan havuz, bahçe nasıldır? Yani her şeyi böyle kendin görmüş gibi ol. Adam biri çekmiş ama nasıl çekmiş demeyesin. Bir çömel, squat yap bakayım Ronay. Çömelerek göster. Aha, salondan havuzu da gösterdik. Ronay sen camdan daha iyi çekim yapıyorsun. Ve geldik bu taraftan mutfak arkadaşlar. Mutfağımız da bu. Buna ada mutfak diyebiliriz. Efendime söyleyeyim, sırasıyla şişman buzdolabı. Şişman buzdolabı bütün böyle hafif tombullara selam. Burası mikrodalga, dolandık geldik. Ev yemiz, bulaşık, ocak, üstüne de dablumbaz. Burası da ada sahilleri mutfak. Burada kışın zemheri ayları olursa buradan da bir yemek, karpuz bir şey yersiniz. Buradan da terasa çıkılıyor. Bu kapıdan da terasa çıkılıyor. Avizeler falan, gün ışığı renkleri güzel. Çelik kapının girişinde bir labirent vardı arkadaşlar. Onu da söylemeye getirdik. Pazarlık var dedik. Burası da zeminde bir oda. Ebeveyn banyolu bir odadır. Oluşu olmayışından 1 milyon kat daha iyidir. Şimdi arkadaşlar bir şey daha söyleyeyim. Yani bunlar lüks evlerdir. Bunlar çok çok lüks evlerdir. Ve bu banyoyu da gösterdik. Banyo her şey pahalı. Demin biz bir yere gittik. Bu köfteci Yusuf'ta bir şey aparat öğlen olmuş. Acıktık. Bir arkadaşım bana dedi, merhaba gel gel biz de gittik. Sevdiğim bir arkadaş. Normalde kimsenin masasına gitmeyiz de. Bir dakika Ronay. Ondan sonra biz de gittik. Bize bir köfte söyledi. Yedik. Ya dedi ki burada yıkamacı var ya dedi. Ben bu da ayak yolu. Dedi ben arabayı yıkatacaktım. 500 lira dedi. Allah Allah. 500 lira dedim, araba yıkanır mı yani? 500 lira arabayı yıkamak. Ondan sonra dedi, sonra pazarlık yaptım dedi, 150 lira dedi. Ya dedim 100 de çok, 150 de çok. Yani şunu arz etmek istiyorum. Petrolde dedim yıkasaydın kendin, ya bir zamanım yok. Yani arsalar vardı Balova'da 400 lira, 500 lira. Ben baktım 1000 lira, 1200 lira olmuş. Yani her şey pahalı oldu. Şunu söyleyeyim, seçenekler arasında bu evde pazarlık da var, bu kalitede uygundur demeye getiriyorum. Yoksa mesela Kuşadası, Kadınlar Denizi'nde 3,5'a da 40 yaşında ev var. Efendime söyleyeyim, işte 2000 liraya falan Efeler Mahallesi'nde daireler de var. Yani tamamen umudumuzu yitirmeyelim ama bu evler lüks. Bunlar için ağlamaya gerek yok. Ve merdivenden çıkmıştık. Burada bir enerji odası var. Bu enerji odası. Değerli arkadaşlar, burada öteberi koymuşlar. Bilginiz olsun, terekler, raflar, evin interneti vesaire vesaire. Burada havuzun motorunu falan koymuşlar. Kapısı da var. İşte dilenirse burası asansör için çok müsait bir yer. Zemin kata bir oda göstermiştik. Çok konuştuysak kusurumuza bakmayın. Değerli arkadaşlar, bu da ebeveyn banyolu oda. Zeminde bir tane vardı. Nafiz abi güzel yapmış. Malzemeler hep ithal yapmış. İlginizi çekerse adam orada. Ve neticede biz de alo alo deyip ev tanıtıyoruz. Hoşunuza giderse ilgilenirsiniz. Gitmese siz sağ bir selamet. Burada 2, 4, 6 kapaklı bir giyinme kabini oluşturmuşlar. Ve geldik buraya. Burada da bir banyomuz var arkadaşlar. Bu ikinci ebeveyn banyolu oda ve evin toplam ikinci odası. Ve geri git vitese tak Ronay. Ronay ne hassas çekiyorsun Ronay. Ayakkabıları değiştirelim. He? Numaramız da aynı Ronay'la. Ayakkabılar, bu kapı da alüminyum. Valla Didim'de böyle kapı kullanan yok. Ben Kuşadası'nda var da burada yok. Bu abi iyi kapı kullanmış. Ha burada da bir ne var? Ronay bunun adı ne? Mutfak. Yok, bu balkon. Bu balkon. Arkadaşlar bu balkonda denizi görüyorum da şimdi biz şey yapmayalım. Ha bu odadan bu balkona çıkılıyor. Oradan da çıkılıyor. Üç odada. Bu teneffüs amaçlı bir yere çıkıyor. Sevgili Ronay ve neyse odalara devam edelim. Değme benim gamlı yastı göğlüme. Ben bir Selvi boylu yaldan ayrıldım.
Ayrıldım, ayrıldım. Yani bura asansör olabilir dedik ve gelelim bu odaya. Ronay. Bu da arkadaşlar etti. Kaçıncı oda etti? Üçüncü oda. Bu etti üçüncü oda arkadaşlar. Üçüncü odamız da bu. O mini balkona çıkıyor. Doğramalar alüminyum. İthal malzemeler. İki ebeveyn banyolu oda göstermiştik. Burada bir üçüncü ebeveyn banyolu oda daha var. Burası da genel banyo. Şimdiye kadar 3 oda 2 3 oda 3 banyo gösterdik. Bu da cam öyle saydam ki yani nereye girdiğimiz belli değil. Öyle çok güzel ki yani cam saydam temiz. Bir dakika saydam cam. Saygın cam. Aa, bu da böyle karınca gözleri oluyor ya gece yani onun gibi bir şey. Ve çık Ronay. Ronay çık. Ronay sen anladın değil mi bu karıncalar böyle gözleri var ya. Ve ya ben de bu bazı aileler var çocukları izliyor. Da bebek daha 13-14 yaşında çocuklar onlar da geliyor. Şimdi bu bebekler tosuncuklar böyle yapıyor. Neyse bu da etti dördüncü oda. Dördüncü oda da Ronay buradan o balkona çıkılıyor. Bakın arkadaşlar. Ya biz şimdi lamel böyle sinüsünü, kosinüsüne, tanjantını, kotanjantına çarpsak, bölsek, trigonometriklerin hepsini çözsek de siz yerinden görmeden anlayacaksın değil mi? Gülizar teyze, Gülizar abla sana da selam. Evet, Sivas'a, Sevaz. Sevaz'a selam. Ve burası da üçüncü ebeveyn banyolu oda. Üçüncü ebeveyn banyolu odayı da gösterdik. Sivas'a eskiden Sevaz derlerdi. Sevaz. Ve burası da kaçıncı oda oldu can? Bu beşinci oda değil mi? Bu da beşinci oda. Arkadaşlar lütfen kusura bakmayın. Ne yapalım? Biz böyle efendim efendim diye öleceğiz. Biz oda moda diyoruz işte. Yerdeki taşlar yine Kütahya'ya selam. İşte oranın güzel taşlarından, pahalı taşlarından getirmişler. Dolapta koymuşlar. Üç oda var. Yani üç odası ebeveyn. Diğer iki odası da normal oda. Ondan sonra evimiz budur. Benim adım Hıdır, işim budur. Nafiz abi sana da selam, evin güzel. Arayan olursa senin numaranı vereceğiz. İstersen İstanbul'da da ara. Arkadaşımız beyefendi işinde, gücünde, parasında yurt dışında kazanıp ülkesinin bize, size de yarıyor. Ekonomimize de güç katıyor. Böyle insanların Allah eksikliğini vermesin. İşinize gelirse gelir bakarsınız pazarlık var. Benim öngörüm var aslında ne olacağını biraz az çok biliyorum. Evlerin en güzeli sizin olsun. Saygılarımla ilgiler.